Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrar yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün videomuzun konusu 13 Eylül 2021 itibariyle fidanlığımızda son kontrollerimizi yaparken cevizlerimizin altına düşen birkaç adet ceviz aldık. Şöyle kameraya içerisine koyacağım. Bakın tartıyorum bunları. 22.80 gram. Yaklaşık 25 gram. 24 gram. 22 gram. Bu cevizleri niye aldık arkadaşlar? Niye tarttık? Bu cevizler arkadaşlar yaklaşık hasadımıza 20 gün kala artık ağaçlarımızın altında bulduğumuz ve işlerinin çok kuvvetli ihtimalle sağlam olduğunu düşünerek topladığım, ziyan olmasın diye topladığım cevizler. Bunlar rüzgarın etkisiyle düşmüşler arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz son derece iri 46 kalibre. Hemen diğerine bakalım. Şöyle. Görüyorsunuz bu da 46 kalibre. Evet. 46.31. Bir diğerini ölçüyorum. 45.76 oluyor bazen telefonda. Görüyorsunuz 45.76 ya yani 46 kalibre. Son olarak dördüncü numunemizde yaklaşık 47 kalibre gibi son derece iri. Gövde çapı olarak da yaklaşık olarak 35 milimetre bir ölçüye sahip. Diğerlerini de yaklaşık olarak fikir versin diye çekelim. Evet 37 milimetre. Bir diğeri 37 milimetre. Yaklaşık olarak bu da 37 milimetre. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu cevizler hasatlarına 20 gün kala artık ağaç üzerinden şiddetli rüzgarların etkisiyle dökülebiliyor. Dökülmüş. Biz de bunları değerlendirmek adına aldık. Taze bir şekilde süt olarak yiyelim diye düşündük. Çünkü dediğim gibi bu saatten sonra artık iç doldurmalarını tamamlayıp son 15-20 günlük hasat evresine girdiler arkadaşlar. Ama henüz hasat edilmemeleri gerekiyor. Neden olduğunu da birazdan göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz pedrolar. Bunlar da biraz daha seyrek oldu mu çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani hep sık meyve tuttuğunu söylüyoruz. Hep başkalarının aksine biz çok fazla verim aldığımızı, çok fazla verime yattıklarını ve bu verim sebebiyle kalibresini küçülttüklerini söylüyoruz. Bundan şikayet ediyoruz. Ancak bu olayın sadece Pedro'da olduğunu düşünmeyelim arkadaşlar ya da öyle zannetmeyelim. Çünkü 6 ya da 7 yaşına kadar bakın biz de bazı şeyleri kendi bahçemizde gördüğümüz için söylüyoruz. 6 ile 7. yaşına kadar son derece pedrolar da iri oluyor. Fakat 7, 6'dan ve 7'den sonra özellikle 7'den sonra 8, 9 gibi daha ağır tam verime geçtiği zamanlarda bütün çeşitlerde pedro, Howard gerçi biraz daha iri kalabiliyor diğer ırkların yanında ama Chandler ve Fernor'larda dahi kalibrenin düştüğünü, bunun için çok iyi bir sulama ve gübreleme programı yapılması gerektiğini söylemek isterim. Ben de Türkiye'deki ağaçlar.com diye çok kıymetli bir sitede daha önce de bu tarz verileri paylaşmıştım ve orada da söylemiştim. Pedro böyle çok kalibre sorunu yok. Ben bu zamana kadar rastlamadım demiştim. Fakat 8. yaştan sonra falan bu bariz derecede belli olmaya başladı ve yanıldığımı gördüm. Demek istediğim 7 ve 8. yaştan sonra meyve kalibrelerinde çok aşırı yüke kıyasla meyve kalibresinin meyve çapının düştüğünü göreceksiniz. Bakın bunlar sizi aldatmasın. Bunlar
Jumbo boylar diyebilirim. 46 kalibre, 46 mm, son derece iri bir çeşit, ama dediğim gibi 8. yaşından sonra bütün ithal yan dal verimi yüksek çeşitlerde kalibrenin küçüldüğünü, buna engel olmak için de çok iyi bir sulama ve gübreleme programı uygulamanız gerektiğini söyleyerek, çok daha fazla uzatmadan hemen bir tane cevizimizi kırıyorum. Bakalım durum nedir arkadaşlar? Dediğim gibi bu tarz cevizlerden her şey çıkabilir, sürpriz. Belki ağaç tam dolduramadığı için de ya da herhangi bir başka bir sıkıntıdan dolayı da meyveyi atmış olabilir. Kıracağız, bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir tanesi geldi mesela. Bakalım. Evet, şu an hala daha, şöyle göstereceğim. Bakın, hep diyorlar işte, söylüyorlar, şu iç kabuk kahverengiye dönmeye başlamış. Fakat buna rağmen daha henüz tam olmamış yani. Daha dediğim gibi bir 15-20 gün zamanı var. Meyve kalibresi, meyve dolgunluğu olarak fena değil. Güzel arkadaşlar. Şimdi bir diğerini kıracağım. 4 tanesini de kıracağım tek tek. Bakacağız. Dediğim gibi ağaç bazen rüzgardan, bazen farklı sebeplerden bu tarz meyveleri atabiliyor arkadaşlar. Yani ben aslında dediğim gibi yere düşen bu meyvelerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi gene de artık bu saatten sonra bunları alıp yerde ziyan olacağını, kurda kuşa yem olacağını, tabii onlar da nasiplenecek, o da bir ayrı konu, ama yani insan boğazından geçsin. En azından bakın, bize de en azından bir mukayese yapmak, kıyaslamak için bir vesile oluyor. Şimdi bir diğerini kırıyorum. Artık dediğim gibi yaş cevizi olarak tüketilmeye hazırlar. Kabuklarımız ve iç dolgunluğumuz fena değil. Güzel, çok böyle kusurlu diyebileceğimiz bir sıkıntı görmedik. Fakat evet, bunu da kıralım şöyle. Bu sene hasatımızı biz Ekim başı gibi yapmayı planlıyoruz. Çünkü bakın, cevizlerde de görünüyor. Bunları da yeni yaptığımız soyma makinesinde soymaya çalışmıştık. Çok fazla suyla haşır neşir olmaması gerekiyor artık cevizlerin. Bunu tecrübe ettik. Bu sebeple mümkün mertebe ağaçların yeşil diş kabuğu çatlayıp ağızlarının açılmaya başladığı evrede mümkün olduğu kadar az bir şekilde suyla temas edip soyma makinesine sokmayı planlıyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi burada da görüyorsunuz, bakın içlerinin normal evrelere geldiğini, fakat gene de bunların çok sağlıklı ürünler olmadığını söylemiştim. Bakın, bir tanesi de böyle çıktı. Bu boş, dolduramamış. Yani bu zaten hani bu arızadan dolayı ağaç tarafından atılmış. Yani ağaç da bunu bir şekilde hissediyor arkadaşlar. Yani üzerinde ağaç üzerinde tutunamayan, hasata kadar ağaç üzerinde tutunamayan meyvenin en büyük sorununun ben size ya bir rahatsızlık, hastalık, sıkıntılı bir meyve olduğunu söyleyebilirim. Ya da işte çok aşırı anormal bir rüzgara maruz kalmıştır, ki bizim burada son bir haftada çok güçlü rüzgarlar oldu. Ben bunun sebebini, bu sağlam olanların düşmesinin sebebini ona bağlıyorum. Ama bu cevizin artık yani rüzgarla falan alakası yok. Zaten felte gibi olmuş. Bakın, içi olmamış, olgunlaşmamış, dolduramamış, bozulmuş. Ancak diğer meyvelerde görelim bakalım. İşte görüyorsunuz, bakın şu iki tanesi mesela fena değil. Renkler dediğim gibi soyma makinesiyle alakalı biraz da. Bunlar mesela, bakın şöyle göstereyim. Bu kenarlar biraz dolduramamış. Bunlarda bir sıkıntı olmuş. Ağacın dediğim gibi büyüklüğünden olabilir, iyi beslenme yapamadığından olabilir. Ama diğerlerinde görüldüğü gibi 4 meyvemizin hemen hemen 3 tanesi normal boyutlarına gelmiş ve hasata az bir zaman kala bu 3 meyvemiz çok kuvvetli ihtimalle rüzgarların etkisiyle
düşmüş. Evet. Bu videomuzda da artık cevizlerimizin hasat tarihine doğru yaklaştığını söylemek için bu videoyu çektik. Şöyle siyah renk üzerine koyduğumuz zaman da buradan da bakabiliriz. Kıyaslayabiliriz. Şöyle koyduğumuz zaman da cevizlerimizin boy olarak çok kaliteli bir boyda olduğunu söyleyebiliriz. İri bir boy, jumbo bir boy, sofralık böyle kahvaltılık düzeyine geldiler. Bakın burada bunlar da işleri. İşleri de kahverengiye dönmüş. Normal şartlarda uzmanlar özür dilerim. Uzmanlar bu haddeye geldiğinde artık hasat olması gerektiğini söylüyor. Fakat ben kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İşte arkadaşlar daha da yakından çekiyorum bakın. İşte soyma makineleri böyle sorunlar çıkarabiliyor. Çok fazla suyla temas ettiği zaman bu şekilde olabiliyor. Ama bence şu kabuğun artık dönmeye başladığı ve hasat tarihine yakın olduğunu bir işareti olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle daha önceki senelerde de denedik. Eylül'ün 20'sinde de topladık. Eylül'ün 25'inde de cevizlerimizi hasat ettik. Fakat Ekim'in 5'i, Ekim'in 10'u gibi özellikle Ekim'in 5'i gibi yaklaşık %75, %80'i kabukların çatlamış oluyor. Marmara bölgesi için konuşuyorum. Tabii burada bunları söylerken havaların da çok büyük önemi olduğunu, havaların Eylül başı, Eylül 10'u gibi birkaç defa yağdığında cevizin dış kabuklarının çok daha çabuk ve hızlı bir şekilde soyulup hasat tarihinin daha erken zamanlara geldiğini, Ekim'in 5'inin yaklaşık iyi bir referans olduğunu fakat kesin bir tarih olmadığını da belirtmek isterim. Burada da bölgemizdeki hava koşulları ve yağmur durumunun hasat üzerinde çok büyük etkisi olacağını belirtmek isterim. Son olarak videomuzu sonlandırmadan önce de bütün cevizler hakkında incelemeler yaparken şunu hep söylemek istiyoruz arkadaşlar. Kötü ceviz yoktur. Aslında cevizlerin de çeşitlerine göre birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları vardır. Yani sadece bir çeşit üzerine yoğunlaşıp bunun methetmek, anlatmak, sıralamak vesaire önemli değil. İşte söylüyoruz Pedro Chandler'dan 15 gün kadar önce yaklaşık olarak hasat edilebiliyor. Howard yine Chandler'dan 10 gün kadar önce hasat edilebiliyor. Bunlar pazara erken mal çıkarabilmenin avantajları. İşte değişik bölgeler için sonbahar yağmurlarına başlamadan 15 gün bir süre bir hasat için çok önemli bir süre arkadaşlar. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tamam, Chandler mesela çok kaliteli bir çeşit. Kesinlikle içi mükemmel, harika bir çeşit. Çok beğeniyorum. Bunu tartışmıyorum fakat çok mesela ilkbahar yağmurlarının erken olduğu bölgelerde bir Pedro, bir Howard, efendime söyleyeyim bir Fernur'un kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi en az bir 10 gün 15 gün erken hasatları var ve belki de bu 15 gün sizi birçok yağmurun verebileceği zararlardan, hasarlardan koruyabilir. Biz şu an ceviz dikelim. Hangi çeşit olursa olsun dikmeye gayret edelim ve mümkünse büyük bahçe kuracak olanlardan, özellikle büyük bahçelerde yatırım yapacak olanların ben kesinlikle tek çeşit üzerine değil, değişik 4-5 çeşit üzerine çalışarak yatırımlar yapmasını tavsiye ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Umarım bu videomuzdaki bilgiler de birileri tarafından dikkate alınır. En azından bizim de tecrübelerimize dayanarak vermiş olduğumuz bilgilerin boşa gitmediğini görmemize sebep olur inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.